Şimdi kısa bir Almanya'ya doğru yolculuk yapalım Avusturya'dan. Artık yaz mevsimi geliyor. Dolayısıyla eğlence mevsimi de açılıyor. Efendim Ludwigshafen da büyük bir diskotek açıldı. Disco Baron ve keyifli hafta sonu geceleri, eğlenceleri içinde hizmet vermeye başladı. Şükrü Doğru'nun haberi. Ludwigshafen'de bir ilk. Disco Baron, Ludwigshafen'ın tek Türk disco olma özelliğini taşırken gençlerin ilgi odağı olma özelliğini de taşıyor. Disco Baron'un başarısındaki en büyük pay işletmeciliğini üstlenen Şahin Aydın ve Öner Bayram ortaklığında. Şahin Aydın Aksan için eğlencenin dozunda ve sınırsız olarak yaşandığı Disco Baron'da eğlence severlere en iyi hizmeti verebilmek en önemli öncelikleri. Biz her şeye, her millete, her insana açığız. Başka müşterilerimiz de var. Alman'ın Arnavut olsun da geliyor. Yani buranın ortamı Türk diskosuyuz ama herkese açık bir ortam. Bizim halkımız kaynaşmasını seven bir halktır. Onun için de biz herkese kapımız açıktır. Şehir merkezinde, Ludwigshafen şehir merkezinde doğru düzgün eğlence yeri yok. Yani olsa da müzikle eğlence yerleri var ama diskotek yok. Şehir merkezinde tek diskotek olma özelliğini taşıyor Disco Baron. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Müşterileriniz Ludwigshafen içinden mi yoksa çevreden de çok talip var mı buraya? Çevreden de çok talibimiz var. Ludwigshafen'ın içinde de var. Bizim en önemli noktamız çok oturma bölümümüzün olması. Onun için de insanlar geldiğinde ayakta yorulma riski yok. Oturup ailesinden güzelce hem oynayıp hem dinlenme şansı var. Çoğu mekanlarda bu yok. İnsan gidiyor 7-8 saat ayakta durdu mu bitkin halde. Bizim özelliğimiz çok mesela hafta sonları her cumartesi doğum günü olan herkese bir şişe sekt Disco Baron'dan ve Obstela Disco Baron'dan. Ludwigshafen'ın tek Türk diskoteği Ludwig Plus 5 numaralı adreste eğlencede sınır tanımıyor. Burayı şöyle sizin ağzınızdan bir tarifini alabilir miyiz buranın? Burası çok kolay. Önden Strassenbahn geçiyor. Tren, Bahnhof'a sadece 2 dakikalık bir uzaklıkta mesafedeyiz. Yani bizi isteyen www.discobaron, disco-baron.de'den de her yeniliklerimizi izleyebilir. Disco Baron'da eğlence cuma ve cumartesi geceleri ise bir başka yaşanıyor. 15 personeliyle kaliteden ödün vermeyen Disco Baron'da DJ Coşkun ve DJ Aslan remixleriyle eğlenceye başka bir boyut katıyor. DJ'lerimiz bu civarın en iyi DJ'leri. Özellikle seçtik. DJ Aslan ve DJ Coşkun'u buraya elimize tutmak için çok çaba harcadık. Müşterilerimize en iyisini sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, kol bastı gecesi yapıyoruz. Bazen tekila tüm gece tekila müşterilerimize bedava, ceki bedava geceleri yapıyoruz. Mesela yakında ligimizin şampiyonu belli olduğunda onun için bir kutlama kafamda var, düzenleyeceğim. Yani Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu olan takımının taraftarları için mi bir gece yapılacak? Evet, şampiyon belli olduğunda ondan bir hafta sonrası burada Disco Baron'da şampiyonu kutlayacağız. O zaman şu anda Beşiktaş şampiyonluğa gidiyor gördüğümüz kadarıyla. Bizim genel daha doğrusu programımızın yapımcısı sevgili Fatih Güllebol da Beşiktaş'ta, artık onu da buraya davet edersiniz büyük bir ihtimal. İnşallah başımızın üstünde yeri var, gelir. Üstelik Disco Baron'da sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor. Disco Baron'dan 14 Nisan Salı günü unutulmayacak bir konser. Bir Ali Güven ile Disco Baron'da yer yerinden oynayacak. Ali Güven'in eşlik edeceği 14 Nisan Salı akşamı için şimdiden yerlerinizi ayırtın. Ya benim konuklarda da amma çok Beşiktaşlı varmış. Şimdi arkadaşlarım bunu hazırlarken Mete'yi bana söylemediler. Ben genelde öyle takım açısından şey yapalım. Çünkü bütün takımlarımız önemli. Onların hepsi, ama herkesin sevdiği bir takım vardır. Ben hiçbir takım tutmuyorum diyenler de genelde yalan söylüyordur. Onu da söyleyeyim. Yani herkesin bir taraf olduğu bir takım vardır.
Şimdi İknur Baysu dedi ki avukatımız ben de Beşiktaşlıyım dedi, öyle mi? Nereden geliyor Beşiktaşlık? Dayım da Beşiktaşlı. O zaman dayın sürekli empoze etti evet, daha çocukken. Buradan da selam söyleyeyim. Şevket dayım Beşiktaş'ta da oturuyor yani. Beşiktaş'ta da oturuyor. Evet. Onun için. Yani çarşı grubundan yani evet. Beşiktaş'ın o meşhur. Ama sırf onun için oraya taşındı. Sırf onun için oraya evet. taşındı. Oo bayağı yani sağlam fanatik Beşiktaşlı. Peki.